Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ben Amber. Bugün sizlerle sonunda Black Friday indiriminden yapmış olduğum alışverişimi paylaşacağım. Kargoların gelmesi o kadar uzun sürdü ki özellikle de Trendyol'dan aldığım ürünlerin bazıları gerçekten kaç hafta oldu ya? 2 hafta falan oldu galiba. Yalan olmasın ama 2 haftaya yaklaştı. Artık gerçekten vazgeçiyordum bu videoyu çekmekten. Ama size söz verdim ve ürünlerim şu an tamamlandı. O yüzden bu videoyu çekiyorum şu an. Şimdi ürünleri kategorilere ayırmakta bayağı zorlandım. Çünkü böyle farklı farklı bir sürü ürün var. Ve gerçekten çok 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 fazla ürün var. O yüzden ürünlerin hakkında çok fazla söz etmeyeceğim. Zaten bazılarında videolarımda kullanmaya başladım bile. Umarım izlemişsinizdir o videoları da. Elimden geldiğince yine de cilt bakımı, far paletleri ve diğer makyaj ürünleri gibi kategorilere ayırdım. Şimdi sırayla hemen göstermeye başlıyorum. Bu arada ben bu videoları çekerken de, başkalarının videolarını izlerken de şu hissi alıyorum. Sanki böyle kız arkadaşınızla karşılıklı oturmuşsunuz ve birbirinize yaptığınız alışverişlerde neler aldığınızı gösteriyormuşsunuz gibi hissediyorum. Umarım siz de bu videoda aynı hissi alırsınız. Videoya başlamadan önce eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yanındaki zil işaretini açarsanız da ben video yüklediğim zaman size bildirim olarak gelecek. Şimdi hazırsanız hemen başlıyoruz. Öncelikle far paletlerini şöyle kocaman bir Sephora kutusuna koydum. Gerçekten bu kutuda bir sürü far paleti var ve bunları sizlerle incelemeye başladık bile. Şimdi hemen bunları gösteriyorum. Bunu henüz sizlerle incelemedik. Bu Revolution'ın allık paleti. İsmi de Golden Sugar to Rose Gold'muş. Böyle içerisinde aydınlatıcı olarak da kullanılabilecek olan 8'li bir allık paleti. Bunu 6 farklı yılbaşı makyajı hazırladığım videoda şuradaki rengini kullanmıştım hatırlarsanız. Bu da Pretty Beauty diye daha önce ismini hiç duymadığım bir markanın glitter far paleti. İçerisinde tam 10 tane renk var ve gerçekten glitterları muhteşem görünüyor. Ve videoda kullandığım kadarıyla sadece şunu kullandım ama gerçekten güzel pigmentasyonunu verebiliyor. Bunu nereden almıştım? Bunu Trendyol'dan aldım. Bu böyle Watson's gratis gibi yerlerde yok benim bildiğim kadarıyla. Bunun inceleme videosunu çektim. Eğer izlediyseniz biliyorsunuz. Bu Revolution'ın Foil Frenzy far paletlerinden Fusion isimli olanı. Gerçekten muhteşem folyo efektli farlar. O videoyu izlemediyseniz mutlaka gidip bakın. Ben çok beğendim. Eve Shop'tan Makeup Academy'nin şöyle bir far paletini aldım. Bunun ismi neymiş? Frosted Green'miş. İçerisinde tam 15 tane renk var ve bu renklerin hepsi ışıltılı renkler ve doğal tonlarda olan bir palet bu. Böyle günlük hayatta ışıltı kullanmayı seviyorsanız ama çok da çarpıcı olmasın istiyorsanız bu palet gerçekten uygun olabilir o makyajlar için. Böyle birazcık mat far sürüp ortasına da veya iç köşelere de bu renklerden birini sürdüğünüzde gerçekten çok şık olabilir diye düşünüyorum. Bu arada bugün yüzümde görmüş olduğunuz makyajı komple NYX ürünleriyle hazırladım. O videoyu bundan önce mi yüklerim, sonra mı yüklerim bilmiyorum ama mutlaka açıklamalar kısmına bir bakın. Linkini bırakırım eğer yüklediysem. Ve bugün göz makyajımda kullandığım palet NYX'in bu Ultimate serisindeki Ash isimli yani kül isimli far paleti. İçerisindeki renkler gerçekten muhteşemdi. Ama açmayayım, siz videoyu izleyin. Öyle daha güzel olur. Çünkü hepsini swatchladım orada. Şimdi göstereceğim paleti gratis'e her gittiğimde almak istiyordum. Ama normal fiyatı bana biraz fazla geliyordu açıkçası. Ve %50 indirimde bu paleti yakaladığım için çok mutluyum. Physicians Formula'nın Butter serisinden Tropical Days isimli far paleti. Şöyle içerisindeki renkler gerçekten çok güzel. Hem ışıltılı renkler var, hem mat renkler var, hem doğal tonlar var, hem de renkli tonlar var. Gerçekten bu paleti de incelemek için sabırsızlanıyorum. Gördüğünüz gibi daha hiç ambalajını açmadım. Nasıl dayanıyorum gerçekten ben de bilmiyorum. Gratis'in en güzel markalarından biri olan The Balm markasından da şöyle bir far paleti aldım. Bu Autobalm serisinden Day to Night isimli far paleti. Hemen içine bakalım. Böyle teneke bir kutusu var. İçerisi de şu şekilde. Gerçekten çok tatlı yapmışlar ambalajında. Burada 5 tane ışıltılı renk var. Burada 2 tane doğal tonlarda renk var. Geçiş rengi olarak kullanılabilecek renkler. Ve bu alt kısımda da siyah bir far bazı var. Bu primerın üstüne bu renkleri uyguladığınızda farların renkleri değişiyormuş diye duydum.
Bunun için de bayağı heyecanlıyım. Çok çeşitli makyajlar çıkabilir eğer öyleyse gerçekten. Ve Sebile'nin Revolution'la yaptığı işbirliğindeki Day to Day far paleti. Biliyorsunuz ki Night to Night paletiyle bir inceleme videosu çekmiştim. Ve siz oradaki makyajı gerçekten çok beğendiniz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel geri dönüşler aldım. Ve o videoda da söylemiştim Day to Day'e de bakmak istediğimi. Ve indirimde bunu da yakaladım. Gerçekten çok güzel tonları var. Bununla da hemen inceleme videosu çekmek istiyorum. Ve yine inceleme videosunu çektiğim ama bu videodan önce mi sonra mı paylaştığımı bilemediğim Makeup Academy'nin şu şekilde bir far paletini aldım. Bunun ismi neymiş? Tropical Ocean paletiymiş. Gerçekten içerisindeki renkler çok güzel. Eğer siz de renkli makyajlar seviyorsanız bu değerlendirebileceğiniz uygun fiyatlı far paletlerinden bir tanesi. Şimdi göstereceğim paletle de tek videoda iki farklı makyaj yapmıştım. Bir tanesi oldukça fantastik bir makyajdı. Böyle bulutlar, gökyüzü falan çizmiştim. Bu paleti aldım. Revolution'ın Forever Flawless Constellation isimli far paleti. Bu gerçekten çok güzel renkleri olan bir far paleti. Şöyle gördüğünüz gibi neon renkler de var içerisinde. Kahve tonları, ışıltılı renkler, mat renkler gerçekten çok güzel bir kombinasyon olmuş. Sadece bu palette tek sıkıntı, eğer o videoyu da izlediyseniz biliyorsunuzdur. Şu pembe rengi göz makyajı temizleyicisiyle silseniz de birazcık izi kalabiliyor. O yüzden onu kullanırken birazcık tereddüt ediyorum açıkçası. Black Friday indiriminden önce almış olduğum bir palet var. Pastel'in bu Metallic Glow isimli far paleti. İçerisinde 8 tane miydi? Allah. İçerisinde tam 8 tane metalik far var ve renkleri gerçekten çok güzel görünüyor. Ama buna da henüz dokunmadım ve bunu ben 20 liraya aldım. Watson's'ta mıydı, Gratis'te miydi? İnanılmaz büyük bir indirim olmuştu. Sanırım Watson's'ta. O indirimde yakaladım ben bu paleti ve 20 liraya aldığım için çok mutluyum. Swatch'larına baktığımda gerçekten çok beğendim ama ben henüz dokunmaya kıyamadım. Ve far paletlerinde son olarak Watson's'tan 2 tane Revolution ürünü aldığınızda hediye edilen bir far paleti var. Bu Revolution'ın You Are The Revolution isimli far paleti. Bu normalde satışta olmayan bir palet diyebiliyorum ama içerisindeki renkler gerçekten çok güzel. 3-4 tane yoğun ışıltılı renk var. Diğer 4 tanesi de daha az parlayan renkler. Bununla da mutlaka makyaj videosu gelecek. Bu arada bu far paletinin ambalajı Revolution'ın normal far paletlerine göre oldukça değişik. Böyle dikdörtgen ve uzunlamasına gidiyor. İlgimi de çekti. Az kalsın unutuyordum. Bir de Teknik markasının bu Color Fix allık paletini aldım. Ve bunu da dün çektiğim makyaj videosunda kullandım. Ben toz pudra kullanmayı bayağı seviyorum. Özellikle de böyle göz altlarıma baking yapmayı oldukça seviyorum. O yüzden şöyle L'Oreal'in Infallible serisinden Magic Loose Powder'ını aldım. Bu böyle mavi görünümlü bir toz far. İki tane bronzer aldım. Bir tanesi NYX'in bu California Beaming isimli kocaman bronzer'ı ve bugünkü videoda bunu da kullandım. Bir de Wet n Wild'ın bu Color Icon serisindeki bronzer'larından aldım. Bendekinin ismi Sunset Striptease'miş. Henüz denemedim bunu. Bunu da böyle Wet n Wild ürünleri kullanırken bir video çekmek istiyorum ve orada deneriz diye düşünüyorum. Ve Makeup Academy'nin ürünleriyle yapmış olduğum videoda kullandığım aydınlatıcı Undress Your Skin diyor. Bendekinin rengi neydi? Golden Afterglow. Gerçekten çok koyu bir altın sarısında highlighter ama etkisini çok beğendim. Zaten videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bunun mutlaka farklı renklerine bakacağım çünkü gerçekten o parlaklığı çok güzel bir şekilde veriyor. Ve denediğim anda göz bebeğim olan highlighter Sephora'nın bu highlighter'ı. Bunun iki rengi var. Bendeki Natural Glow rengi 02 numarası. Gerçekten çok güzel bir highlighter'mış. Ve bir tane de highlighter paleti aldım. Bu da Golden Rose markasına ait. Henüz hiç açmadım. Bakalım beraber açalım bir. Şu şekilde hem pembe alt tonlu hem sarı alt tonlu hem de turuncu alt tonlu highlighter var içerisinde. Dediğim gibi henüz denemedim. Yine bir videoda birlikte deniyor oluruz zaten. Pastel'in Hello Gorgeous isimli hem highlighter hem de allık olan paleti hem de göz farı olan paleti. Şu şekilde 4 farklı far var içerisinde. Burada aydınlatıcısı var, burada 2 tane göz farı var ve burada da allık diye geçen bronzerımsı bir allığı var.
Bunu bir videomda kullandım. Ha, yılbaşı makyajları videosunda kullandım. Ama onun dışında da mutlaka başka bir videoda da kullanıyor oluruz. Ve yine Makeup Academy videosunda denediğim şöyle bir makyaj bazı aldım. Pro Base isimli Banana Blur Primer'ı. NYX'ten şöyle bir kapatıcı aldım. Bu HD Studio serisinden bir kapatıcı. Bunu da videoda denedim. Onun dışında bir de NYX'ten şöyle Can't Stop Won't Stop fondötenini aldım. Ve yüzümde de şu an bu fondöten var. Ve bir tane daha fondöten aldım. O da Maybelline'in bu Superstay 24 saat kalıcı olan full coverage yazan fondöteni. Bunu henüz hiç kullanmadım. Hatta rengi uyacak mı ondan bile emin değilim. Ama bunu da videoda deniyor oluruz. Ve herkesin övdüğü bu Beelis markasından Stop It isimli sabitleyici spreyini aldım. Bunu da henüz denemedim. Ve Beelis'ten birkaç parça daha ürün aldım. Onunla ilgili de ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Size Black Friday indiriminden almanızı önerdiklerim videosunda bahsetmiştim bu pomattan. Maybelline'in Tatty Brow isimli kaş pomadı. Hatırlarsanız bende zaten olan bir kaş pomadıydı. Ve bendekinin rengi bana bir tık koyu geliyordu. Şu anda kaşlarımda bu var ve çok memnunum. Aslında birazcık açık olmuş olabilir ama belki de ikisini karıştırıp uygularsam tam doğru sonucu bulurum diye düşünüyorum. Şimdi göstereceğim ürünü de bana çok tatlı bir takipçim önerdi. Onun önerisiyle aldım. Bu Luxon markasının kirpik güçlendirici serumu. Şu şekilde şeffaf bir maskarası var ve çok güzel kaşları sabitliyor. Zaten o amaçla kullanmamı söyleyerek önermişti ve denedim. Gerçekten mükemmel bir şekilde kaşları sabitliyor. Bayağı beğendim. Bu kutuyu da masadan çekeyim. Bakımı ürünlerine geçmeden önce bütün kozmetik ürünlerini bitireyim en iyisi. Bu en favori olan maskaramdan aldım. Golden Rose'un Essential High Definition Lift Up and Great Volume maskarası. Bundan iki tane yedekledim. Gerçekten çok seviyorum. Etkisi çok güzel. Denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Onun dışında Flormar'dan bir tane maskara aldım. Bu da Push Up Definition maskarası. Bunu henüz açmadım ve açmayı da düşünmüyorum şu an. Biraz bir dursun çünkü elimdeki ürünler kurumasın istiyorum. Makeup Academy'nin şöyle Volume isimli bir maskarasını aldım. Bunu da o videoda denedim. Oradan yorumlarıma bakabilirsiniz. Ondan sonra Golden Rose'un şöyle bir Brow Color isimli Tinted Eyebrow maskarasını aldım. Kaş sabitleyici jelini aldım. Bu sanıyorum ki renkli bir kaş jeliydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da yine videolarda kullanırız. Bir de Pharmacy'nin kaş jelini aldım. Bu da Brow Design Clear Brow Gel diye geçiyor. Bu transparan bir kaş jeli. Şu an kutusu boş fakat göstermek için getirdim. Golden Rose'un Extreme Sparkle diye bir eyelinerını aldım. Bunlar böyle ışıltılı eyelinerlar. Hatta bundan birkaç tane daha aldım ama yanıma getirmiş miyim? Yok, getirmemişim yanımda. Bir de L'Oreal'in bir eyeliner'ını aldım. Bu da altın renkli bir eyeliner. Bunlar yeni çıktı sanıyorum ya da ben yeni gördüm bilmiyorum. Ama denemedim ve merak ediyorum bayağı. Ve Golden Rose'un Diamond Breeze serisinden Shimmering Highlighter diyor. Likit bir aydınlatıcısını aldım. Bu çok güzel böyle şampanya tonuna benziyor. Numarası neymiş bakıyorum. Zaten şampanya rengi diye geçiyormuş. Bunu da bayağı merak ediyorum. Güzel görünüyor. Uzun zamandır merak ettiğim ve çok övülen Misha'nın bu BB kremlerinden aldım. Bendekinin numarası 23'müş. Bayağı merak ediyorum bunda bu kadar övüldüğü için. Ama açıkçası bana ambalajı birazcık küçük geldi. Yani kaç kez kullanabileceğiz bilmiyorum bunu. Biliyorsunuz ki NYX'ten bir beyaz eyeliner almıştım ve çok kötüydü. Gerçekten kupkuru bir eyeliner. O yüzden ondan sonra da L'Oreal'in şöyle yeni bir serisi çıktı. Matte Signature Eyeliner diye. Bu seriden beyaz rengi aldım. Böyle biraz daha farklı makyajlar yapmak için. Bu seride gerçekten çok farklı renkler çıkarmışlar eyeliner olarak. İşte mavisi var, bordosu var, kahverengisi var. Hatta pembe eyeliner'ı bile var. Beelis markasından şöyle 4 tane daha ürün aldım. Bu keçe uçlu siyah bir eyeliner. Bunun çok sevildiğini biliyorum. Onun dışında bu Twisted kalemlerinden aldım. Göz kalemleri. Bunlar asansörlü olanlar yanılmıyorsam. Bunlar da bayağı kalıcı olarak söyleniyor. Ve Beelis'ten bir tane de maskara aldım. Bu Fake It maskarası. Bunları da inceleme videosunda mutlaka deneyeceğiz. Pharmacy'nin rujlarının yapılarını gerçekten çok beğendiğimi söylemiştim. Bende bir tane rengi vardı. Ondan sonra bir tane daha rengini aldım. Bendeki bu aldığım 08 numarası. Bunu da hatta bundan bir ya da iki önceki videomda kullandım. Ve çok beğendim rengini. Bir tane de Physicians Formula'dan bir ruj aldım. The Healthy Lip serisinden Velvet Finish diyor. Bunu henüz hiç açmadım.
Ama bunun da yapısının gerçekten güzel olduğunu duydum. Ve rengi gerçekten şu an şişede bile çok güzel görünüyor. Bunlar böyle tam benim sevdiğim tonlar. Ve çok severek kullandığım, gerçekten şu açısıyla kullanım kolaylığı sağlayan bir eyeliner aldım. Maybelline'in Sensational Liner'larından. Çok güzel bir eyeliner gerçekten. Böyle açılı olduğu için çok güzel bir şekilde kuyruğunuzu çizebiliyorsunuz. Eğer siz de makyajlarınızda kuyruklu eyeliner çekiyorsanız mutlaka buna bakın. O kolaylığı fark edeceksiniz. Sephora'dan bir ruj aldım. Cream Lip Stain'lerinden. Bu Duochrome bir ruj. Bunu da Sephora ürünlerini deniyorum videomda denemiştim hatırlarsanız. Açıkçası pek beğenmedim çünkü dalga dalga duruyor. Ama bana bu kaş sabitleyicisini öneren takipçim bunu eyeliner olarak denememi önerdi. Onu deneyeceğim. Umarım o şekilde kullanabilirim. Öyle olursa gerçekten güzel bir eyeliner olmuş olur. Yine daha önce videolarımda söylediğim, yapısını çok sevdiğim, özellikle de kalıcılığını çok sevdiğim Max Factor'ın bu Lipfinity Color & Gloss serisinden bir ruj aldım. Bunun numarası neydi? Illuminating Fuchsia'ymış adı. 520 numarasıymış. Gerçekten çok güzel bir gül kurusu. Bunun bir tarafı matlaşan yapıda, diğer tarafı da gloss şeklinde. Bu sayede dudaklarınız asla kurumamış oluyor. Catrice'den daha önce görmediğim bir ürün aldım. Prisma Lip Glaze diyor. Metallic Glow diyor. Bu sanıyorum lip topper gibi bir şey. Yani rujun üzerine sürdüğünüzde ışıltı katan bir şey. İçerisindeki yansımalar çok hoşuma gitti. Şöyle görünüyordur umarım. Bunu bir videoda denemiştim. Cecil'in Matte Velvet Lips'lerinden böyle bir mor rengini aldım. Normalde çok kullanacağımı düşünmüyorum ama bu tarz böyle değişik makyajlarda güzel gidiyor. Yine çok severek kullandığım bir ürünü yedekledim. Flormar'ın bu Angled Brow Pencil'larından. Hem rengi hem yapısı gerçekten çok güzel. Kaşlarınızı yolmadan doldurabildiğiniz nadir kaş kalemlerinden bir tanesi. Golden Rose'un bu sefer Metal serisinden Metallic Liquid Eyeshadow'larından aldım. Liquid Metal göz farları. Bunları gerçekten bayağı merak ediyorum. Bir makyajda deneyeceğiz bunu da. NYX'in şöyle bir glitter'ını aldım. Bendekinin numarası 03. Bunları bayağı merak ediyordum ve NYX'in %50 indiriminde yakaladım. Muhteşem oldu. İçerisindeki yansımaları çok güzel görünüyor. Heyecanlanıyorum bunu denemek için. Yine videoda denediğim Makeup Academy'nin bu rujlarından aldım. Bu Velvet serisi. Bendekinin rengi Halcyon gibi bir şey. O videoda da söyleyememiştim. Yine söyleyemiyorum. Aşağıya adını yazacağım. Ve Catrice'in bu sefer Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow diyor. Krem göz farlarından aldım ve metal olduğunu söylüyor. Çok güzel bir renk gerçekten. Buna da bakın. Şöyle içerisinde çok güzel yansımaları olan bir far. Umarım gözde de aynı etkiyi veriyordur gerçekten. Şu an çok güzel görünüyor. Sephora'dan Tony Moly markasının şöyle Pandas Dream isimli neydi bunlar? Bir ruj ve maskara. Ruj ve maskarasını aldım. Şunların tatlılığına bakar mısınız ya? Elimde 2-3 tane daha Kore ürünü var. Onları da bir videoda denemek istiyorum sizlerle. Ve cilt bakımına geçmeden önce göstereceğim son birkaç ürün kaldı. Şöyle 3 farklı oje aldım. Bunların 2 tanesi Pharmacy'nin. Şu anda da tırnaklarımda bu var. Neymiş bunun adı? Deep Ocean rengiymiş. Bunu bir videoda kullandım. Bunun adı da Galaxy'ymiş. Pharmacy'nin Galaxy isimli ojesi. Çok güzel bu. Gerçekten ışıltılarına, yansımalarına bayıldım. Ve şu yüzük parmaklarımda olan oje de Essence'in Shine Last and Go isimli serisinden 23 numara Party Time isimli ojesi. Şu şekilde görünüyor. Biliyorsunuz ki ben böyle ışıltılı, glitterlı şeyleri çok seviyorum. O yüzden bu ojeyi de çok beğendim. Devamlı kullandığım Kalyon markasının Nail Protective Hardener'ı, yani ojeden önce sürülen tırnağı güçlendirmeye yarayan şeffaf jel ojesi. Gerçekten çok güzel bir şekilde tırnakları kırılmaktan önlüyor ve tırnakların ojeden sararmasını bir tık önlediğini düşünüyorum. Ve bir de Kalyon'un oje incelticisinden aldım. Bunu da kuruyan ojelerinizin içerisine 1-2 damla damlatıyorsunuz ve ojeleriniz hayata dönüyormuş. Daha önce hiç denemedim. Denemek için aldım. Umarım hayata dönerler. Watsons'ın yılbaşı serisinden Flutter markasının Lip Duo setini aldım. Bunlardan bir tanesi dudak peelingi, diğeri de lip balm zaten. Bunların üçlü setini almıştım hatırlarsanız ama farklı aromalılardı ve onu çok beğenince bunu da almak istedim. Şöyle bir dolu kağıt maske aldım.
hemen bunları hızlıca gösteriyorum. Setua markasının şöyle iki tane kağıt maskesini aldım. Bunlar limited edition olarak gelmiş. Yılbaşı koleksiyonu olarak. Bir tanesi anti-aging özellikli, diğeri de nemlendirme özellikli. Bunları şöyle toplu olarak göstermek istiyorum. Çünkü bunlarla ilgili bir inceleme videosu çekmek istiyorum. Neydi bu markanın adı? Skin Night isimli bir marka. E-shop'larda satılıyor bu marka. Onun bir sürü şöyle değişik kağıt maskesinden aldım. Hatta içerisinde normal maskeler de vardı. Evet, var aynen. Bal kabaklı olanı var, narlı olanı var. Blue Energy Mask diye geçen hyaluronik asit içereni var. Bir sürü çeşidi var. Bunlarla bir inceleme videosu çekeceğim. Şöyle kayısılı falan da varmış. Daha önce Garnier'in hiç kağıt maskesini denememiştim. O yüzden bir tane şöyle saf kömür siyah kağıt olanını aldım. Deneyeceğim bunu da. Bayağı merak ediyorum. Kullananlar övüyor. Ve aşırı sevdiğim Garnier'in göz maskelerinden aldım. Göz altı maskelerinden. Şöyle 3 farklı çeşidi var. Şunlar yeni gelmiş. Bunlar da kaz ayakları içinmiş. Gördüğünüz gibi gözün dış kısımlarına takılıyormuş bu. Henüz hiç denemedim bunları. Bu şu şekilde sadece göz altına koyulanı, göz altı torbalarına karşı olduğunu söylüyor. Yani bunların göz altı torbalarına karşı olması falan gibi bir inancım yok. Fakat çok güzel bir şekilde nem veriyorlar. Bir de şöyle komple gözünüzün çevresini kaplayanından aldım. Bu da göz şişkinliğine karşıymış. Bu arada az önce gösterdiğim Skin Night maskesinin hem gözaltı maskesini hem de burun bandını aldım. Onları da o videoda inceliyor olacağız. Ve isminin nasıl okunduğu hakkında hiçbir fikrim olmayan Sir Aseptin isimli markanın şöyle iki tane maskesini aldım. Bunlar 3 adımdan oluşan maske. Üzerine hemen bakıyorum. Maske öncesi bakım kremiymiş. Bu da maske sonrası gece kremiymiş. Enteresan geldi. Bunları da denemek istedim. Bir tanesinde kolajen varmış bu sarı turuncu olanda. Diğerinde de hyaluron varmış. Ve Simple'ın makyaj temizleme suyunu ne kadar sevdiğimi söylemiştim. O yüzden ondan bir tane yedekledim. Ve bir de şöyle mavisini aldım ve kullanmaya başladım bile gördüğünüz gibi. Açıkçası ben bu mavisini yeşil kadar çok sevmedim. Evet yine makyajı çok güzel bir şekilde çıkarıyor. Cilde asla hassasiyet yaratmıyor. Ama sanki bu makyajı bir tık daha iyi çıkarıyor gibime geldi. Yine size de almanızı önerdiğim Kalyon'un bu şekilde pompalı asetonundan aldım. Ben bunu severek kullanıyorum. Bu markayı ilk kez gördüm. Clederm diye bir marka. Şöyle 3 farklı kil maskesi çıkarmış ve bunlar oldukça uygun fiyatlı maskeler. Bu mor olan biberiyeli olanı, bu gri olan sade kil maskesi ve bu kahverengi olan da kahveli kil maskesi. Şu biberiyeli olanı Caner'le birlikte denedik ve aşırı sevdik. Gerçekten özellikle son zamanlarda, hele ki bu yılbaşı makyajını çekerken 6 farklı yılbaşı makyajı yaptım çünkü. O makyajları yaptıktan sonra cildimde böyle sivilceler çıktı, pütürcükler çıktı falan. Bunu kullandım ve gerçekten azaldığını, o sivilcelerin sönmeye başladığını gözlemledim. Diğerlerini henüz denemedim ama bunları da denedikçe fikirlerimi paylaşırım. Hatırlarsanız size Selenes markasının yüz temizleme jelini ve makyaj temizleme suyunu önermiştim. Hatta rolonu da önermiştim. Ben de bu markayı bu kadar sevince bir de bunu denemek istedim. Termal üçü bir arada temizleme, peeling ve maske olarak kullanabileceğiniz bir ürünmüş bu. Henüz denemedim, o yüzden bir fikrim yok. Sephora'nın içerisinde glikolik asit içeren peeling pedlerinden aldım. Glow Peel Pads olarak geçiyor. Radiance and Smooth diyor. Yani aydınlatıyormuş ve pürüzsüzleştiriyormuş. İçerisinde tam 60 tane pad var. Ama henüz denemedim. Denedikçe yorumlarımı sizinle de paylaşıyor olacağım. Rivel markasını daha önce de sevdiğimi söylemiştim. Ve onun gündüz kremini kullanıyordum. Hatta ikincisine geçmiştim. Bu sefer de gece kremini denemek istedim. Bunu şu ara deniyorum. Açıkçası bana biraz yapısı fazla yoğun geldi. Yani tabii ki gece kremi olduğu için yapısının yoğun olması normal. Ama böyle sürdüğünüz anda ne kadar az sürerseniz sürün böyle yüzünüzde bir beyazlık yapıyor. Ama etkisi güzel yani. Nemini gayet güzel bir şekilde veriyor. Toniğim yeni bitmişti. O yüzden Sinoz markasının şöyle arındırıcı toniğini aldım. Bunu da şu an kullanıyorum. Bu arada içerisinde cadı fındığı yağı varmış. Gözenekleri derinlemesine temizliyormuş. Ve hassas ciltler için de uygunmuş. Bunu kullanıyorum bu ara. Yani şu an için memnunum diyebilirim ama daha çok olmadı açalı. 3-4 gün kadar oldu. O yüzden yorum yapmak için birazcık erken. Ve Trendyol'da Justin Beauty ürünlerinin satışının olduğunu gördüm.
Oradan Mizon markasından 3 tane ürün aldım. Bunlardan bir tanesi gözenek temizleyici Volcanic Mask olarak geçiyor. İçerisinde gerçekten volkanik küller varmış. Çok değişik geldi. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Onun dışında Dermaroller'ın üzerine uygulamak için bir tane serum aldım. Bu Kolajen 100 isimli olan serumu. Bunun kargosu henüz bugün geldi, inanır mısınız? O yüzden hiç açamadım bile. Hemen videoya oturdum. Ve son olarak yine Mizon markasından Kolajen Power Lifting Cream'ini aldım. Yani sıkılaştırıcı etkili kolajen içerikli bir yüz kremi. Henüz elimdeki kremim bitmediği için bunu açmadım. Ama azalmaya yaklaşınca açacağım çünkü bayağı merak ediyorum. Ve göstereceğim ürünlerin hepsi bitti. Gerçekten bir videoyu çekmek için bu kadar bekleyeceğimi düşünmüyordum. Ama gerçekten ne kadar fazla ürün olduğunun farkındasınız. Umarım aşağıya saçma sapan yorumlar yazmazsınız. Çünkü ben bunların çoğunu sizlerle videoda incelemek için alıyorum. Tabii ki bazılarını da kendi zevkim için alıyorum. Kendi sevdiğim ürünler olduğu için alıyorum. Ama artık YouTube'a ağırlık vermeye başladığından beri daha çok inceleme videolarına ağırlık vermek için alıyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda açıklama yapma gereği de duymuyordum aslında ama niyeyse birden söylemek istedim size. Bilginiz olsun. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bu ürünler arasında deneyip memnun kaldıklarınız varsa veya denememi önerdiğiniz ürünler varsa mutlaka aşağıya yorumlara bekliyorum. Gördüğünüz gibi siz önerdikçe ben de alıyorum, ben de deniyorum. Burada karşılıklı birbirimize ürün öneriyoruz. O yüzden çok mutlu oluyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup zil işaretini açmayı unutmayın diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.